Herkese merhaba. 46. Try Meetup'a hoş geldiniz. Bugün enerji, üretim ve yapay zeka konusunu konuşacağız. Her ay olduğu gibi bugün de çok kıymetli konuklarımız var. Kendileriyle yapay zekanın farklı kullanım örneklerini ele alacağız. Kısaca programımızın üzerinden geçmek ve konuşmacılarımızı tanıtmak isterim. İlk olarak Huawei Ar-Ge Direktörü Ferhat Öztürk ve Araştırma Mühendisi Berk Taşkın yapay zeka destekli iş sağlığı ve güvenliği konusunu anlatacak. Ardından Enerji İleri Analitik Müdürü Onur Karadeli enerjide yapay zeka ve büyük veri uygulamaları hakkında bize bilgi verecek. Sonrasında Bor Çelik Teknoloji Geliştirme Bilim Yöneticisi Zafer Yılmaz üretim alanında yapay zeka uygulamalarından bahsedecek. Ve sonrasında Coca-Cola İçecek Veri Bilimi takım lideri Tufan Baydemir ve Digital Link Senior Program Manager Ebru Aktan üretim ve tedarik zinciri optimizasyonlarından bahsedecek. Ardından Advantech Kilit Müşteriler Müdürü Kaan Doğan teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını aktaracak. Ve son olarak da GlassHouse SAP İş Birimi Lideri Hüseyin Bilgen bulut çözümlerin üretimde ve enerjide sürekliliğe etkisini anlatacak. Ben tüm konuşmacılarımıza ve tüm davetlilerimize hoş geldin demek istiyorum ve sözü Ferhat Bey'e bırakmak istiyorum. Merhaba, herkese merhabalar. İsmim Ferhat Öztürk. Huawei Ar-Ge Merkezi'nde Yapay Zeka Departmanı Direktörlüğü görevini yapıyorum. Bugün Berk Taşkın arkadaşımla birlikte size Huawei Ar-Ge Merkezi ve yapay zeka çalışmalarımız ve bunun yanında bu çalışmalar neticesinde geliştirdiğimiz yapay zeka destekli iş sağlığı ve güvenliği sistemi hakkında hem genel hem de teknik bilgiler paylaşıyor olacağız. Huawei Ar-Ge, Türkiye Ar-Ge Merkezi ile başlayacak olursak, Huawei'nin globalde birçok Ar-Ge merkezleri bulunmakta. Bunların her biri farklı farklı konularda özelleşmiş durumda. Biz Türkiye Ar-Ge Merkezi olarak da software inovasyon, yani yazılım inovasyonu alanında 10 yılı aşkın bir süredir yoğunlaşmış durumdayız. 2020 sonu itibariyle Huawei'nin Türkiye'ye yaptığı Ar-Ge yatırımı 183 milyon doları aşmış durumda ve yine 2020 sonu itibariyle 650 olan çalışan sayısı şu an 700'ün üstüne çıkmış durumda. Bu ekip 10 yılı aşkın süredir 40'tan fazla müşteri, 30 farklı ülkede 100'den fazla proje teslim etmiş durumda. Haritada göreceğiniz üzere dünyanın birçok bölgesinde projeler yaptık. Ve bu projeleri yaparken de Türkiye'nin birçok güçlü üniversitesinden akademik danışmanlık alıyoruz projelerimizde. Şu an aktif olarak 18 profesör projelerimize danışman olarak görev yapıyor. Biraz Huawei Ar-Ge merkezinde yaptığımız bilgisayarlı görü ve görüntü işleme çalışmalarımızın detayından bahsetmek istiyorum. Bizim şu an aktif olarak devam ettiğimiz birçok ortak proje var Çin'deki genel merkezimizde ve bunların bilgisayar görü alanında olanlar insan tespiti, yüz tespiti, obje tanıma, anlamsal bölütleme, OCR, görüntü anlamlandırma, aktivite sınıflandırma. Bu konuda 600 farklı aktiviteyi şu an sınıflandırabiliyoruz. Duygu temelli yüz animasyonu gibi çalışmalarımız bulunmakta. Size bir video göstermek istiyorum. Bu çalışmalarımız neticesinde ortaya çıkan. Burada otomatik reklam yerleştirme çalışmamız bu. Burada videonun kontekstini otomatik anlayıp reklamı doğru yere yerleştirme yapıyoruz. Altta da yüz temelli konuşma animasyonu görüntümüz var. Ses belki gelmiyor olabilir ama burada yaptığımız üç boyutlu ses animasyonu, yani konuşmadaki sesi alıp yüz animasyonuna çeviriyoruz. Bizim bugün anlatacağımız WeSight projesi de yapay zeka ile iş kazalarını önleme ve olumsuz sonuçlarını hafifletme üzerine yaptığımız bir çalışma. Burada amacımız sağlık ve güvenlik risklerini otomatik olarak takip etme ve burada oluşacak iş kazalarını önleme olarak söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz sistem kamera görüntülerini anlık olarak takip ediyor ve burada yapılan ihlalleri otomatik olarak anlayıp operasyon merkezlerine uyarılar oluşturuyor. Şu an aktif olarak insan tespiti, alan ihlali tespiti ve koruyucu ekipman kontrolü gibi
özelliklerimiz aktif olarak çalışmakta. Bu geliştirdiğimiz sistem bulut ve çözüm, bulut ve on-premise olarak çalışmakta. Kapalı sistem olarak çalışabilme özelliği var. İnternet bağlantısı olmadan bilgi güvenliği için. Ve kurumun eğer organizasyon kullanıcı altyapısı varsa buna entegre çalışabiliyoruz. Yine sistem bir dashboard sunuyor kullanıcılarına. Bu dashboard ile çeşitli istatistikler sunabiliyoruz kullanıcılara. Örneğin kameranın baktığı bölgede en çok yakalanan ihlal gibi en çok ihlal oluşan alanları ya da en çok sistemin yakaladığı ihlal tiplerini dashboard aracılığıyla kullanıcılara kolay bir şekilde görmelerini sağlıyoruz ve büyük probleme odaklanmalarına fırsat veriyoruz. Sistem en önemli, en güçlü özelliklerinden biri herhangi bir IP kamera ile kolay bir şekilde entegre olabilmesi. Hızlı ve ayar gerektirmeyen kamera ekleme arayüzü bulunmakta ve bir kamerayı sisteme eklediğinizde anlık olarak gerçek zamanlı veri analizi başlıyor oluyor. Sistemin bir diğer özelliği de geçmiş alarmların, geçmiş ihlallerin çeşitli kriterlere göre sorgulanabilmesine fırsat vermesi. Yani kullanıcılar, operatörler bir ihlal, geçmiş ihlalleri inceleyip burada ihlalin nedenini görüntülü olarak görebiliyorlar, inceleyebiliyorlar. Biz bu sistemi Türkiye'de bir maden firmasında şu an test aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bu geliştirdiğimiz yapay zeka modelini biz maden koşulları gibi zorlu ortamlardaki datalarla eğittik. Böylece tozlu, karanlık ortamlarda da yüksek başarıya ulaşmış bu modelin normal koşullarda da çok yüksek başarıya ulaşmasını umuyoruz ve bekliyoruz. Son olarak size bizim yol haritamızdan bahsetmek istiyorum. Şu an için aktif olarak dediğim gibi 3 temel özellik sistemde çalışmakta. İnsan tespiti, alan ihlali kontrolü ve kişisel güvenlik ekipman kontrolü. Burada kişisel güvenlik ekipman kontrolünden baret, koruyucu kıyafet gibi şeyleri düşünebiliriz. Önümüzdeki dönemde yapmak istediğimiz insan takibi, tespitinin yanında insan takibi, insan aktivitelerinin sınıflandırılması, bizim daha önce yaptığımız çalışmalarda edindiğimiz tecrübeleri buraya aktarmak istiyoruz. Ve aynı zamanda anomali tespiti yapmak istiyoruz. Örneğin bir bölgede yangın başlangıcı ya da sel başlangıcı gibi bir durum tespit ettiğimizde bunu operasyon merkezine anlık olarak bildirip buradan bir anomalileri önlemeyi, bu afetlerin büyümeden engellenmesini sağlamayı düşünüyoruz. Benim anlatacağım kısım bu kadar. Şimdi sözü teknik bilgileri paylaşması için Berk arkadaşıma devrediyorum. Merhabalar. Ben Berk Taşkın. Huawei'de araştırma mühendisi olarak görev yapıyorum. Teknik bilgilere geçerken en başta veri seti nasıl kullandık, ne kullandığımızı paylaşmak istiyorum sizinle. Öncelikle MS COCO üzerinde eğitilmiş olan bir veri seti, pre-train yapılmış olan bir model kullanıyoruz. Daha sonra bu modelin üzerine biz kendi işaretlediğimiz aşağı yukarı 10.000 tane resimle eğitim yaptık. İşaretleme sınıflarımız insan, baret, maske ve baret ışığı, headlight dediğimiz baret ışığından oluşmakta. Yolo formatına uygun bir şekilde işaretleme yapıldı. XY olarak işaretli çevreleyici kutunun merkezi, height ve width olarak da çevreleyici kutuların boyutları belirlendi. Bu aşağıda göreceğiniz listede de zaten onlar var. En başta obje sınıfı, daha sonra da diğer bahsettiğim koordinat bilgileri var. Sağ üstte görülen grafikte veri sınıfımızdaki örneklerin sayıları. Fark edilebileceği üzere son derece unbalanced, dengesiz bir veri setimiz var. Koşulların gerektirdiği durumdan ötürü. Aşağı yukarı 8.000 tane insan, 6.000 tane baret, 2.000 tane baret ışığı ve 100 tane de maske işaretimiz var veri setinde. Geçebiliriz. Model mimarisini nasıl belirledik? Gerçek zaman kısıtımız var böyle bir işlemi yaparken. Ne kadar çabuk bilgi verirsek komuta merkezine o kadar iyi olacağı için. Gerçek zaman kısıtında vereceğimiz, kullanacağımız kamera sayısına göre belirledik. Şöyle ki her kameradan saniyede 5 tane örnekleme alırsak 16 kamera için toplamda 80 kare işaretlememiz gerekiyordu saniyede.
YOLO V5 modelini kullandığımız için YOLO V5'te başarımla bu hız arasındaki bir değerlendirmeyi yaptığımızda bizim için en uygun modelin YOLO V5 Large model olduğuna karar kıldık. Bu bağlamda 4 farklı eğitim metodolojisi izledik. Standart eğitim, bunun üzerine sınıf ağırlıklarıyla eğitim. Daha sonra genetik hiperparametrelerle tekrar bir eğitim yaptık. Daha sonra da en iyi elimizdeki sonuçları birleştirerek en iyi sonucu elde edeceğimiz, en iyi performansa ulaşacağımız modeli eğitmiş olduk. Geçebiliriz. Eğitim prosedürümüz şöyle. Öncelikle standart eğitim için 200 hipokun yeterli olacağına karar verdikten sonra COCO hiperparametreyle MS COCO'nun başlangıç hiperparametrelerini kullanarak 200 hipokluk bir standart eğitim yaptık. Sağda görülebilecek olan grafik ve işaretlenmiş de veri bu eğitimden sonuçlar. Burada fark edilebileceği üzere bounding box'lar yani çevreleyici kutular çok sıkı bir şekilde objelerin etrafında yerleşmiyor. Buradan faydalanarak dedik ki objelerin etrafındaki obje koordinatlarını tam olarak öğrenemiyoruz. Belli bir miktarda bize sınıfların boyutları, sınıfların şekilleriyle alakalı bilgi gerekiyor. Buna ek olarak da resimde bu augmentation dediğimiz transformasyon metotlarını uygularsak bu data eksiğimizi, veri eksiğimizin önüne geçebiliriz diye düşündük. Bunun üzerine 200 hipokluk ilk eğitim sonucunda 100 hipok boyunca fine tuning, daha sonra da 100 hipok boyunca bu resim transformasyonunun en ağır halleriyle, yani çok ciddi yüzdelerle transformasyonları uygulayarak bir eğitim gerçekleştirdik. Bunun sonucunda neredeyse iki katına çıkan bir başarım elde ettik bütün sistem geneliyle. Bir sonraki eğitim parametremiz şu ana kadar kullandığımız MS COCO hiperparametrelerini kullanmak yerine kendi custom hiperparametrelerimizi nasıl bulabiliriz? Nasıl, hangi hiperparametrelerde en yüksek performans elde ediyoruz? Onu anlayabilmek için genetik bir hiperparametre eğitimine soktuk sistemimizi. 30 jenerasyon boyunca 80 hipokluk mini eğitimler gerçekledik. Daha sonra elde ettiğimiz optimum hiperparametrelerimizle 100 hipokluk bir eğitim daha gerçekleştirdik. Bunun üzerine de bahsettiğim daha önceki transformasyonlarla 50 hipokluk daha bir eğitim bunun üzerine yaptık. %5-10 arası bir başarım artışı elde ettik bu noktada. Fakat bu noktada elde ettiğimiz asıl artış, en faydalı artış, hem eğitimin hızında, eğitimin conversions'a ulaşmasındaki hız, hem de bounding box'ların, çevreleyici kutuların performanslarındaki başarımdan kaynaklanıyordu. En sonunda da bütün bu elde ettiğimiz verileri birleştirerek hem sınıf ağırlıklarını hem de elde ettiğimiz genetik hiperparametrelik olarak daha ağır, daha kapsamlı bir eğitim gerçekleştirdik. Kullandığımız hiperparametre genetik eğitiminin hipok sayısını 100'e, jenerasyon sayısını 40'a çıkardık. Daha sonra bütün 200 hipokluk bir eğitim yaptıktan sonra 50 hipoklukta tekrar transformasyonlu bir eğitim yaptık. Bunun sonucunda şimdiye kadar aldığımız en yüksek başarıyı elde etmiş olduk. Bu başarımda da %93 civarında insan, karanlık ortamlarda, gerçekten kötü ortamlarda %93 civarında bir insan tespiti başarısı idi. Geçebiliriz. Burada görülebilecek olanlar sistemimizden bizim aldığımız çıktılar. Şu örneğin şu ilk resimde gördüğünüz insanlar ve baretleri ne kadar uzak ve küçük olsalar da işaretleniyor. Aynı şekilde ikinci resim için de bu geçerli. Üçüncü resimdeki baret ışığı bile hani tespit edilebiliyor şu an bu sistem için. Dördüncü resimde şöyle ilginç bir durum var. Uzakta bir insan işaretlemiş bu sistem. Biz buradan baktığımızda onu göremiyoruz. Fakat ben şahsen bu görüntünün bir önceki karesiyle bir sonraki karesini bildiğim için orada arkada bir hareket eden insan olduğunu anlayabiliyorum. İşte bizim eğitim sisteminde yapabildiği başarılı sonuçlarından bir tanesi olarak da bunu söyleyebiliriz. Eğitimimizi genellikle Nvidia GPU'lar ve Huawei GPU'larla beraber yaptık. Her elde ettiğimiz bütün kaynakları, elimizdeki bütün kaynakları kullanarak yaptığımız genel bir eğitim oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ediyoruz Ferhat Bey, Berk Bey sunumunuz için. Şimdi sırada Enerjisa Enerji sunumu var. Onur Karadeli'yi ben sahneye davet ediyorum, dijital sahnemize. Onur Bey, hazırsanız ekran paylaşımı yapabilirsiniz. Merhabalar tabii hemen.
Sesiniz kapalı şu anda. Ses açılmadı. Açıyorum. Nedense iki kere mi bastım? Görebiliyorsunuz tam ekranı değil mi? Evet, evet. Tamam. Merhabalar. İsmim Onur Karadeli. Enerjisa İl Analitik Müdürüyüm. Bugün Enerjisa'daki analitik çalışmaları ve Enerjisa'nın dijital yönünü sizlere paylaşacağım. Enerjisa olarak Türkiye'nin enerjisiyiz. Sloganımız bu şekilde. Ve bunu da aslında söyleyebilmek için şirkete dair bazı bilgilerimizi sizinle paylaşmak isterim. 3 dağıtım bölgesinde yani 14 şehirde 21 milyon nüfusa, 10 milyon aboneye 21 milyon nüfusa dokunduğumuzu söyleyebilirim. Yani her 4 kişiden birisi aslında Enerjisa'lı. Burada da 800 çalışan ile yılda 22 milyon çağrıyı da alabildiğimiz bir altyapımız var. Call Center altyapımız. Bunun dışında SCADA sistemi olarak çok geniş bir ağımız var. Mobil uygulamamızla da aslında sizlere ulaşabiliyoruz. Öte yandan satış anlamında da sizlere yenilikçi çözümler sunuyoruz. Çağrı merkezimizde yıllık 3,5 milyon çağrı alıyoruz. 10,1 milyon için. Günlük 300 bin fatura kesiyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. 34 terawatt saatte enerji satışı gerçekleştiriyoruz. Dijital yönümüzden bahsetmek isterim. Eternal programımız kapsamında aslında çalışanlarımız için dijital bir çalışma alanı oluşturuyoruz. Malum çağımız artık farklı bir çağ. Dijitalleşmenin ve herkesin ofislerde olması gerekmediği bir çağ. Buna en uygun şekilde adaptasyonumuzu gerçekleştiriyoruz ve remote çalışmayı oldukça destekliyoruz. Çevik çalışma modelini olabildiğince uyguluyoruz. Projelerimizde agile yöntemler anlamında. Kendimizi hep yeniliyoruz. Teknoloji Akademisi ile sürekli olarak eğitimlerimiz ve aslında tüm çalışanlarımızın da bir eğitim vermesini teşvik ediyoruz ve birbirimizin eğitimlerine katılıyoruz. Siber güvenlik anlamında son derece dikkatliyiz. Hem uygulamalarımız, prosedürlerimiz, müşterimizin verisini korumak adına, sistemlerimizi korumak adına son derece dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ve analitik çember yaklaşımımız var. Analitik çemberden biraz daha detaylı bahsedeceğim. Aslında bugünkü yetkinliklerimizin önemli bir kısmında bundan bahsedeceğim. Enerjisi olarak aslında Sabancı olarak bu program ve inisiyatif alındı. Bu Enerjisa'da da uygulanıyor. Tüm şirketin çalışanlarından belli kesim arkadaşlarımızı aslında Sabancı Üniversitesi'ndeki bir analitik programa gönderiyoruz. Bunlar uzun soluklu, neredeyse yüksek lisans eş, tabii ki bir alt kümesi olarak bir analitik programa gönderiyoruz. 2018'den bu yana 4. programımızı gönderdik. Yani her yıl 20-30 çalışanımızı müdürlüklerimizin seçtiği, sadece Enerjisa için bu, translator, engineer ve scientist rollerinde gönderiyoruz. Onlar oradaki yüksek lisans analitik programı bitirdikten sonra ekiplerinde orada kullandıkları, öğrendikleri teknikleri ve yöntemleri uygulamaları için hem fırsat hem de yazılım donanım desteği sağlıyoruz. Geçen sene bir veri maratonu gerçekleştirdik. Şirket içindeydi ama şirket içinde olmasına rağmen 200 çalışanımızı buraya dahil edebildik. Ve burada 65 farklı departman, bu önemli bir sinerji yarattı. 32 takım bizim için önemli olan enerji talep tahmini problemi için uğraştı. Güzel, bizim için sevindirici olan bir konu, farklı uzmanlıklarda olan tüm bu arkadaşlarımızın tamamı yarışmayı tamamladılar. Ve data konularında kendilerine bir şeyler kattılar. En sonunda CEO'muz tabii ki buradaki birinciyi kutladı. Şu an biraz önce bahsettiğim gibi ileri veri analitik programının 4. dönemi gerçekleşiyor. Sonrasında da bu program sonrasında da mezunlar gelip aslında buradaki projeleri gerçekleştirirken bizzat birebir bizlerle, ileri analitikçilerle çalışabiliyor. Bu da hani enerji içerisinde dataya ne kadar önem verildiğini, analitik farkındalığı da arttırılması gerektiğini bizim düşündüğümüz, inandığımız bir konu. Ne tip projeler yapıyoruz? Aslında burada 70'ten fazla analitik projeyi aldık. Bundan daha fazlası var. Burada bir alt setini aldık. Ne tip projelerimiz var? Yıllara göre de biraz dağıttık.
Son senelerde biraz derin öğrenme, forecasting, tahminleme projelerimizde biraz ağırlık görüyorsunuz. Örneğin çağrı merkez analitiğimiz var. Değer kat, müşteriyi anlık olarak dinleyip çağrının topik yani konusunu anlık olarak belirleyip gerektiğinde anlık aksiyon alabilmemizi sağlıyor. 2 dakika gecikmeyle. Bunun dışında talep tahmin projelerimiz var. GOPET ismini verdiğimiz. Üst seri tahmin modeli isimlerimiz var. Bunlar daha biraz forecast işleri. Arima modelleriyle regression modellerini biraz hibritliyoruz. Ama bunun dışında bu talep tahminini aslında biraz daha yeni yaklaşımlar, derin öğrenme yaklaşımlarıyla da besliyoruz. Oradan gelen sonuçları besliyoruz. Bununla birlikte kayıp kaçak tarzı projelerimiz var. Yani burada sayaçlarımız arasında kayıp ya da kaçak şeklinde kullanımı olan varsa bunları adresleyip böylece masrafları hepimizden olan masrafları düşürmeye taşıyoruz. Genel olarak İK chatbot bizim için önemli bir konu. Genel olarak biraz daha yeni nesil teknolojileri ve konuları adresleyebildiğimiz ve müşterimizin tüm ihtiyaçlarını analitik desteğiyle verebildiğimiz bir yaklaşımımız söz konusu. Burada self-service analitik projesinden de bahsedebilirim. Şirket içi bir Google Cloud platformu gibi düşünebilir. Malum data konularında, KVKK konularında çok hassasız. O yüzden bu yetkinlikleri biraz içeride adresledik. Standart bir Google Collab gibi bir şey düşünebilirsiniz ama daha fazla yetkinliği var. Kendi datalarınızla her türlü platforma erişip buradan hiçbir makinenize kurulum yapmadan gayet güzel analitik çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. En yeni kütüphaneleri kullanabiliyorsunuz. Teknoloji altyapımızdan biraz bahsetmek isteriz. Güçlü bir veri mühendisliği ve analitik altyapımız var. Klasik uygulamalarımız var. SAP, HANA, Oracle gibi. Big Data konusunda açık kaynak tool'ları oldukça kullanıyoruz. Hadoop, Spark, Scala ve Apache Airflow gibi. Python analitik pipeline'ımızın önemli bir parçası. Keza SAS'ı da kullanıyoruz. Python biraz daha öne çıkmaya başladı son zamanlarda. H2O gibi aslında open source olan çok kuvvetli kütüphanelerin yeni nesil automated machine learning platformlarını kullanıyoruz. Bu bize zaman ve aslında yaptığımız modellerin geçerliliği için ikinci bir göz sağlıyor. Buradaki teknolojileri yeni yeni deneyimlemeye başladık ama güzel sonuçlar alıyoruz. Görselleme anlamında da SAP Business Objects ve Click gibi son kullanıcılarımıza anlaşılabilir, okunabilir raporlar çıkarıyoruz. Geçen sene GPU yatırımı yaptık. In-house bir GPU sistemimiz var. Öyle ya da böyle her durumda cloud'u kullanamayabiliyorsunuz. Bizim buradaki case'ler için güzel bir development environment'ı oluşturduk. Burada bu GPU'lu sistemde belli hipotezlerinizi test edebilirsiniz. Özellikle çok yoğun işlem gücü gerektiren computer vision konularında bunları yapabilirsiniz. Son olarak ben kazandığımız ödüllerden biraz bahsedeceğim. Hepsinden değil ama Türkiye'deki en büyük 20 şirket arasında bulunuyoruz. Çalışılmak istenen bir şirketiz ve enerji ve büyük veri ve analitik konularında da aslında oldukça fazla ödül aldık. Ben buraya bir iki tanesini yazdım. 2019'da en iyi veri analitik projesini, 2018'de de yine bir yapay zeka birincilik ödülümüzü buraya koymak istedim. Yayının başında biraz konuşuyorduk Betül'le ve diğer panelistlerle. Fazla uzatmamak, kısa tutmak adına aslında benim sunumum bu kadar. Ben biraz da sadeleştirdim. Belki soru cevap varsa soru alabilirim. Onun dışında sizlere aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Şimdilik bir sorumuz yok. O yüzden bir sonraki sunuma geçebiliriz. Bir sonraki sunumu Borçelik'ten Teknoloji Geliştirme Birim Yöneticisi Zafer Bey yapacak. Zafer Bey, isterseniz müsaitseniz ekranı paylaşabilirsiniz. Merhabalar herkese. Ekranı paylaşıyorum. Sunum şu an görünüyordur umarım. Evet, görünüyor. Merhabalar öncelikle. İsmim Zafer Yılmaz. Borçelik IT'de teknoloji geliştirme bilim yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün size aslında Borçelik'i önce bir tanıtıp ardından da Borçelik'in
daha çok aslında yapay zeka alanındaki çalışmalarından bahsedeceğim. Öncelikle Borçeli'ye bakacak olursak, şirketin kuruluşu 1990, ilk üretim 1994 ve o günden bu yana farklı yatırımlarla büyümeyi ve farklı ürünlerle sektöre hizmet etmeyi sürdüren bir şirket. Borçelik temel büyüklükler açısından bakarsak burada 2019 şeklinde görünüyor ama hala geçerli. Bu sene de ISO 500'de 27. en büyük üretim şirketi yine. Müşteri portföyü 750 o dönemki şey yine geçerli oluyor. Bursa'da 4. şirket. Çalışan sayımız yaklaşık 1300 kişi. 1500 kiloton yıllık kapasitemiz. Ve Borusan ve ArcelorMittal ortaklığı, %50'li ortaklık yapısına sahip bir şirket Borçelik. Aslında bakarsak Borusan grubu Türkiye'de daha çok otomotivde tanınıyor. Ama birçok farklı sektörde aslında faaliyet gösteriyor. Bunların başında çelik, distribütörlük, yani yine otomotivle bilinen alan, lojistik, enerji ve bazı diğer sektörler. Diğer taraftan diğer ortak partner ArcelorMittal. ArcelorMittal dünyanın en büyük çelik üreticisi ya da üreticilerinden biri diyelim. 18 ülkede üretim gerçekleştiriyor. Yaklaşık 200 bin çalışan ve 90 milyon ton 2019 rakamı yine ve yaklaşık 71 milyar dolar ciroya sahip bir şirket. Borçelik nerede faaliyet gösteriyor lokasyon olarak diye bakarsak aslında bizim ana tesisimiz Gemlik'te. Bunun yanında çelik servis merkezi hizmeti ve üretimi gerçekleşen Bursa şubemiz var. Yine Manisa ve Adana'da aynı şekilde çelik servis merkezi. İstanbul'da da bir adet satış ofisimiz bulunmakta. Ürünler olarak bakarsak aslında Borçelik yani yassı çelik üretiyor. Yassı çelik üretmek demek aslında biz sıcak sacı alıyoruz. Aslında görünür görüntü olarak sadece şeklinin görsel olarak değişikliğe uğratıyoruz ve fiziksel olarak değişikliğe uğratarak çıkarıyoruz, üretiyoruz, nihai ürüne dönüştürüyoruz. Burada bakacak olursak aslında daha çok sektörler otomotiv, beyaz eşya, radyatör ve yapı. Stratejik sektörlerin en başında otomotiv geliyor. Türkiye'de otomotiv görünür yüzeyde tek sac üreticisi Borçelik. Beyaz eşya yine ikinci bizim ikinci sırada bulunan önem verdiğimiz stratejik olarak sektörlerden. Radyatör ve yapıda yine ürünlerimizi kullanmakta. Aslında bugün biz teknoloji ve onun altında yapay zekadan daha çok bahsediyoruz ama Borçelik'te bir Ar-Ge departmanı var ve bu Ar-Ge departmanında hem malzemeye yönelik, hem prosese yönelik, hem de genel anlamda teknolojik gelişmeleri takip eden, bunlarla ilgili geliştirmeler yapan ekipler var. Malzeme tarafında aslında daha çok ürünü daha farklılaştırma, işte o sektörün beklentilerini daha üst düzeyde karşılamaya yönelik daha hafif, daha dayanıklı malzeme üretme. Proses tarafında daha verimli prosesler elde etmeyle ilgili çalışmalar. Teknoloji tarafında da yine değer yaratıcı teknolojik geliştirmeler yapmak amaçlanıyor. Şimdi bu çalışmalara nasıl başladık? Biz veriyle istatistiksel modeller üzerinden değer yaratmaya ya da yapay zeka teknolojilerini kullanarak uygulamalar geliştirmeye yönelik çalışmalara başlamadan önce bir yetkinlik gelişimi hedefledik. Burada iki ayrı yetkinlik gelişimi seviyesi aslında belirleyerek çalışmalara başladık. İlk çalışmamız İTÜ ile ortak gerçekleştirdiğimiz, Borçelik ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz Büyük Veri ve İş Analitiği Uzmanlık Sertifika Programı. Burada işin teknik olarak işe dokunacak, geliştirme yapacak ekiplerin belli düzeyde veri bilimine hakim olması amaçlandı. Tabii ki bu belli bilimler daha fazla bununla uğraşacaktı, daha fazla geliştirmeler yapacaktı ama herkesin bununla ilgili en azından temel yetkinliği, teknik yetkinliği bu da yaklaşık 3 ay süren bir hafta sonları daha çok zamanımızı harcayarak verdiğimiz bir program oldu ve sonuçları da gayet başarılıydı. Birçok arkadaşımız bundan sertifika aldı. Bazı arkadaşlarımız bunun sonucunda bir takım projeler imza attı. Diğer bir çalışmada Microsoft AI Academy çalışması. AI Academy ile beraber yaptığımız bir çalışmaydı.
Burada da daha çok aslında iş birimlerini hedefledik. Yani iş birimlerinin verinin değer yaratacak şekilde kullanımını sağlayan, kullanımıyla oluşacak uygulamalar ve değer yaratma üzerineydi. Veriyle değer yaratma diyebiliriz özetle buna. Buna nasıl baktık? Microsoft'un Azure üzerindeki Cognitive Services taraftaki araçlarıyla kendi belli yetkinlik seviyesinde olan iş tarafındaki arkadaşların burada geliştirmeler yapabileceği, burada süreçleriyle ilgili tasarımlar yapabileceği bir ortam sağladık. Önce bunlara bu arkadaşlarımıza bir eğitim verdik. Daha sonra da birer proje belirlediler. Farklı departmanlardan arkadaşlar ve bu projelerle ilgili çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmanın sonucunda da aslında öncelikli tabii ki buradaki beklenti insanların veriyle değer üretmeye yine başta söylediğim gibi odaklanması ve böyle bir farkındalığın oluşturulmasıydı ve bence başarılı oldu. Şimdi isterseniz bir zamanımız da kısıtlı. Bizdeki uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Bir üretim şirketinde yapay zeka uygulamaları neler olabilir? Biz nelere imza attık, neler yaptık? Burada ilk anlatacağım problem aslında proje. Enteresan, bizim sektöre özel bir problemin çözümüyle ilgili. Şöyle ki küresel ısınmanın da bunda etkisi var. Çok hızlı hava değişimleri neticesinde bobin dediğimiz, işte bizim bobin diyoruz çelik sarmalarına. Bunların üzerinde oluşan yoğuşma ve suyla beraber tabii ki korozyon ve benzeri problemlerdi. Şimdi bunu nasıl bir yapay zekayla çözme yoluna gittik? Burada bir model oluşturduk öncelikle. Bu modele göre dış sıcaklık, iç sıcaklık ve malzeme sıcaklığını aldık. Yoğuşmayı oluşturan faktörler zaten temel bilimler açısından belli, fiziksel olarak nasıl bir ortamda yoğuşma oluştuğu. Bunu da modelin içine dahil ettik. Önce biz veriyi topladık ve bu veriden bir training gerçekleştirdik, bir öğrenme gerçekleştirdik. Yani dışarısının sıcaklığı ne olduğunda hangi bölgede nasıl bir sıcaklık değişimi önce içeride oluyor ve bu malzemeye nasıl yansıyor? 3-2 katmanlı bir aslında şeyden bahsediyoruz, öğrenmeden bahsediyoruz. Burada birçok farklı algoritma denedik. Örneğin önce neural network denedik. Onda işte biraz performansla ilgili problemler oldu. Ondan sonra random forest ve en son algoritmasıyla çalıştırdık, train ettik ve test sürecini gerçekleştirdik. Gayet de başarılı sonuçlar aldık. Buna göre yoğuşma hava tahminlerini belli seviye, belli periyotlarla alıyoruz. Bölgesel olarak çok olabildiğince precise bir şekilde. Bu hava tahminlerine göre iç sıcaklığın değişimini, sonra da malzeme üzerindeki sıcaklık değişimini, olabilecek değişimi alıp bunu da yoğuşma modeline sokuyoruz ve aslında bize sistem yoğuşma olasılığı gibi bir rakam, bir değer veriyor. Biz de buna göre ilgili birimlere uyarılar göndererek içeriğinin hava akışını buna göre düzenlemelerini sağlıyoruz. Şu an aktif bir hava akışını düzenleme enstrümanı yok ama en azından işte hava akışı kapıları açarak, kapatarak şu an olabilecek enstrümanlarla bu yapılıyor. Ve bu uygulamayı devre aldıktan sonra bu alarmların da etkisiyle henüz bir yoğuşma problemi yaşamadık. İkinci bir çalışma, yine bu da enteresan bir proje. Daha çok böyle enteresan olacak projeleri seçmeye çalıştım bugün. Burada da biz hurda sevkiyatı yapıyoruz. Hurda birçok farklı, yani şimdi safha üretimi gerçekleştiren bir üretim şirketiyiz ve her safhanın farklı tipte ve farklı nitelikte hurdaları var. Bu hurdaların değerleri de birbirinden farklı. Şimdi bunları doğru değerden sevk etmek nihayetinde bir operatörün, operatör arkadaşımızın kontrolünde gerçekleşiyor. Ve bu arkadaşımız eğer bir şekilde yanlış hurda koduyla çıkış yaparsa biz değerli hurdayı değersiz, daha düşük fiyattan gönderme gibi bir riskle karşı karşıya kalıyoruz. Biz süreç geldiğinde nasıl bir çözüm yapabiliriz diyerek ve öncelikle biz hurda sevkiyatı için kullanılan Kantar'ın üstüne bir kamera yerleştirdik. Bu kamerayla öncelikle 4000 adet fotoğraf, bu 4000 adet
aslında belli hurda sayıları için toplamda daha da fazla 6 aylık periyotta veri topladık. Her hurda sevkiyatında SFB'den sevk emri kantar tartımı verilirken fotoğrafı da aldık ve koduyla beraber kaydettik. Daha sonra bunları öncelikle tabii biz lokalde bir takım denemeler yaptık. Python'da farklı modelleri denedik. Sonuçlar fena değildi. Ama o sırada işte bu AI Academy, Azure'un Cognitive Service servisleriyle tanışmıştık. Ve orada bir deneme yapalım diye düşündük. Ve denemelerde de oldukça başarılı olduğunu gördük. Yani çok kolay bir problem değil aslında. Çok birbirine yakın hurdalar var. Burada çok birbirine benzemeyenler seçilmiş olsa da çok zorlayıcı senaryolar mevcut. Hurda tipleri mevcut. Burada %91 gibi bir başarıyla hurda tiplerini doğru tahmin edip SAP'den hurda çıkışını, kantar tartımını yapan arkadaşa bir destekleyici sistem olarak hem fotoğrafı hem bu hurda tipinin yaklaşık bizim tespit etme oranımızla beraber hangi hurda tipinde olduğunu gösteren bir şey yapmış olduk. Uygulama devreye almış olduk ve şu an çalışmakta yine. Bir diğer yapay zeka destekli sistem kullanılan, bu bir süredir kullanmaya başladık. Biz Borçelik Ar-Ge'de farklı birimler için, tüm birimler aslında farklı partnerlarla çalışıyoruz. Startuplarla çalışıyoruz ve startup ekosistemini destekleme ve onlardan faydalanma, kazan kazan modeliyle çalışmalar yapmayı çok seviyoruz. Bu da çok iyi bir yatırım, iyi bir startup olduğunu düşündüğümüz Intensai şirketiyle beraber başladığımız bir çalışma. Önce kendimiz burada bir takım denemeler yaptık. Ama tabii konunun ayrı bir uzmanlık, ayrı bir derinliği var. Bu nedenle bir partnerle çalışmanın daha doğru olacağını düşündük ve Intensai'yle tanıştık. Buradaki amaç aslında video analitik kullanarak anomali tespiti, niçin? İş güvenliği için. Belli girilmeyen işte restricted zone'lar, belli araçlarla, belli yerlerde araçlarla insanların bir arada olmaması gerekmesi durumu gibi senaryoların belli noktalarda hayata geçirilmesi ve alarmlar oluşturmasına dayalı bir sistem. Şu an sınırlı sayıda kamerada bunu devreye aldık ve denemeler devam ediyor. Bunu amacımız yaygın hale getirmek ileriki dönemde. Son bahsedeceğim çalışmada bizim digital monitoring sistemi ve bunun üzerine kurgulamaya başladığımız predictive maintenance yapısı. Burada aslında condition monitoring uygulaması olarak başladığımız soldaki ekran bizim fabrikanın aslında bir layout'u. Bu layout üzerinde hatlar yerleşmiş durumda. Bu tamamen uyarlanabilir bir şekilde tasarlanmış bir uygulama, bir platform. Bu platform üzerinden biz üretim hatlarımızdaki sensör bilgilerini aktarıp ilgili dashboardlara, ekranlara, bu tamamen içeride geliştirdiğimiz, in-house olarak geliştirdiğimiz bir uygulama. Bunları monitör etmekle ilgili bir çalışma. Daha sonra bunu bizim bakım platformuyla entegre ettik şu an. Bakım platformu burada oluşan anomaliyi bakım yönetim sistemi üzerinde bir iş talebi olarak açıyor ve otomatik olarak ve o iş talebine de arkadaşlar müdahale edip işte bunu sınıflandırıyorlar. Hangi problemin yaşandığını sınıflandırıyorlar. Biz de onu şu an kaydediyoruz. Bu kayıtlanmış bilgiyle daha sonra aslında bir supervised learning algoritmasıyla olacak anomalileri yine yakalamakla ilgili bir çalışmamız var. Bu da devam eden ve oldukça bizim için umut vadeden bir çalışma. Bugün aslında Borçelik'le ilgili Borçelik'teki yapay zeka bir üretim şirketi olarak bahsedeceğim uygulamalar bunlardı. Teşekkür ediyorum. Zafer Bey, size şöyle bir soru geldi. Gösterdiğiniz tabii örneklerdeki kameraları sisteme nasıl entegre ettiğiniz donanım noktasında biraz açıklayabilir misiniz diye. Şöyle, bizim zaten fabrikanın yani hemen hemen her yerinde bu şekilde iş güvenliği kameraları mevcut. Bu kameraları aslında Intensai'nin bir platformu var. Bu platformu kullanarak çok rahat bir şekilde zaten protokolleri, bu protokoller kullanılarak entegre ettik her birini sisteme. Yani özel bir ekstra bir çalışma aslında gerektirmiyor. Çok rahat bir şekilde entegre edebildik.
Diğer gelen sorulara sunum içerisinde yanıt verdiğini sanıyorum. Bir tanesi outsource hizmet alıyor musunuz diye de girişimlerle çalışıyor musunuzdu. Zaten onlara da yanıt vermiş evet, oldunuz. Başka evet. Eklemek istediğiniz yoksa bir sonraki sunuma geçebiliriz. Evet, geçebiliriz. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki sunumu Tufan Baydemir ve Ebru Aktan yapacaklar. Kendileri Coca-Cola içecekte üretim ve tedarik zinciri optimizasyonu ile ilgili bilgi verecek. Tufan Bey ekranı paylaştı. Evet. Merhaba herkese. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ederim. Şimdi biz bugün Interconnected Optimization, yani aslında birbirine bağlantılı optimizasyonu anlatmak istedik. Tedarik zinciri ve üretimle alakalı olarak. Bu bizim için çok kritik de bir konu. Aslında bizim dijital ürün dediğimizde birçok farklı dijital ürünümüz var Coca-Cola içecek içerisinde. Farklı değer zincirini farklı yerlerinde konumlandırıyoruz ve çoğunda da yapay zeka kullanılıyor. Bununla ilgili önümüzdeki sunumlarda tekrar bahsediyor oluruz diye düşünüyorum. Farklı dijital productlar ürünlerimizden de. Biraz Coca-Cola içecekten bahsedelim. Biz 10 farklı ülkede varız Coca-Cola içecek olarak. 400 milyondan fazla bir müşteri bazına, bir consumer, tüketici bazına hitap ediyoruz. Bu aslında bizi aynı zamanda bu tüm Coca-Cola içecek şişeleyiciler arasında ikinci sıraya yerleştiriyor. Önemli ve büyük bir tüketim pazarı. 8500'e yakın da müşterimiz var. Şimdi tabii böyle bir operasyonda supply chain, tedarik zinciri ve üretimin çok önemli yeri var. Çünkü farklı ülkelerde üretim yapıyoruz. Burada dönemde özellikle yeni normalde gördüğümüz şey her şeyin öngörülemez hale dönüştüğü. Daha doğrusu hiç bilmediğimiz bir ortamla karşılaştık. İşte özellikle talepte büyük farklılıklar oldu, değişiklikler oldu. Bazen arttı, bazen düştü. Bunların o rüzgarına cevap vermemiz gerekti. Bu bizim stok seviyelerimizi, stok yönetimimizi etkiledi. Lojistik bazı engellerle karşılaşabildik. Oradaki planlamamızı etkiledi. Maliyetleri özellikle etkiledi. Ve özellikle tedarikçiler tarafından baktığımızda da işte ham madde olsun, işte yarı mamul olsun. Bütün bunları sağlarken de belirli zorluklar yaşadık. Bu başka bir şeyi öğretti. Aslında bu tedarik zincirinde şeffaflık ve baştan sona optimizasyonu göz önünde bulundurarak tasarım yapmak bizim için çok önemli. Şimdi özellikle biz supply chain ya da tedarik zinciri, pardon, hep İngilizcesini kullanıyorum. Şeylerim de, slaytlarım da İngilizce, bunun için de kusura bakmayın. Özellikle varlık optimizasyonundan bahsediyoruz. Yani ben sahip olduğum varlıkları nasıl optimize ederek çalışabilirim? Özellikle bu varlıklardan bir tanesi üretim tesislerim. Ki buradaki hatlar, üretim hatlarının kullanımı, buradaki optimizasyon benim için çok önemli. Maliyetlerim açısından çok önemli. Aynı zamanda satışa nasıl destek veriyorum? Yani doğru zamanda doğru ürünü doğru yerde bulundurabiliyor muyum? Mümkün olduğunca stok eksikliği çektirmemem lazım kanallarımda. Aynı zamanda çok kritik bir şey de var. Bu işi benim de sürdürülebilir yapmam gerekiyor. Yani bereketli bir iş yapmam gerekiyor. Suyuyla, enerjisiyle, kimyasal kullanımıyla. Aynı zamanda verdiğim değeri de bu üç çerçevede değerlendirerek ürün tasarımlarımı yapıyorum. Şimdi bu ürün tasarımlarımı yaparken de bu hedeflerim dedim. Bunların hepsi gördüğünüz gibi aynı zamanda iş hedefi de. Yani sadece bizim hedeflerimiz değil bir anlamda. Yani sadece ürünün hedefi ya da bir teknoloji hedefi değil. Biz iş hedeflerine göre ürünü tasarlıyoruz. Burada connected planning, yani bağlantılı planlama dediğimiz dijital link adını da koyduk. Bu tedarik zinciri üzerinde baştan sona bir görünürlük sağlıyor. Bu bir platform. Bu platform üzerinde biz ilk başta ürün hacmini, nasıl bir hacimde çalışacağım, benim nasıl bir hedefim olacak, bunun bir tahminini gerçekleştiriyoruz. Burada talebin, pazarın nereye gittiğini öngörmek, işte makroekonomik bilgilerden tutun hava tahminlerine kadar her türlü veriden faydalanmak önemli. İkinci aşamada bu talebin detaylandırmasını gerçekleştiriyorum. Yani bir farklı aşamada aslında nerelerde, ne ürünleri, ürün detayında nasıl satacağımı, daha sonra bunun kapasite ve üretim planlamasını nasıl
gerçekleştireceğimi. Bunların hepsi birer bütün ve bu bütün zinciri içerisinde noktasal optimizasyon yerine baştan sona bütün bu değer zincirini optimize edebilecek ve biraz önce bahsettiğim işte varlıklarımın sürdürülebilir olmasını sağlayacak, iş hedeflerine hizmet verecek bir yapıyı oluşturuyor. Gördüğünüz gibi çok farklı alanlarda da biraz sonra Tufan Bey'in de anlatacağı gibi yapay zeka kullanıyorum. Burada özellikle değer zincirime bakınca evet bu bir platform, dolayısıyla bir işbirlikli çalışma ortamı. Yani her ne kadar yapay zekayı kullansam da farklı roller, farklı misyonda bu platform üzerinden de iletişime geçiyorlar ve birbirleriyle aynı zamanda baştan sona tüm süreci görerek karar veriyorlar. Aynı anında veriyle besliyorum buradaki kullanıcıları. AI ve optimizasyon çözümlerim biraz önce bahsetmiştim. Özellikle risk ve eğer anormal olarak görülen normal trendin dışında uyarılar varsa bunlardan faydalanıyorum. Ve çok esnek bir şey üzerinde, mimari üzerinde konumlandırıyorum aynı zamanda bu platformu. Ki ihtiyaçlar değiştikçe, yeni ihtiyaçlar geldikçe ben bunu bir puzzle gibi mümkün olduğunca büyütebileyim, genişletebileyim, dönüştürebileyim. Aynı zamanda bu bizim FMCG, yani bu özellikle içinde bulunduğumuz sektör içinde başlı başına bir ürün olarak konumlandırdığımız çalışmamız. Biraz sonra zaten Tufan detaylı olarak yapay zeka çözümlerinden bahsedecek. Şimdi ben sözü Tufan'a bırakayım. Teşekkürler Ebru. Çok güzel özetledin. Tufan Baydemir, ben CCI'da yapay zeka takımına liderlik ediyorum. Supply chain'in bütününe baktığımızda aslında ham madde tedariğinden hatta supply chain'in dışına çıkarak da üretimin planlanması, oradaki vardiyaların optimize edilmesine kadar çok uzun aslında bir süreci kapsıyor bizim geliştirdiğimiz çözümün ana odağı. Özellikle adına digital link dedik. Çünkü hepsi bir zincirin parçaları şeklinde planlanması gerekiyor. Bir tanesinin girdisi, bir tanesinin çıktısı diğerine girdi olarak veriliyor ve bu zincir devam ediyor. Tabii önemli olan kısımlardan bir tanesi talebi tahmin etmeydi. Ebru'nun da bahsettiği gibi pazardaki dinamikler ne ve bu pazar nereye gidiyor? Ben ne kadar buradan pay alabilirimden başlayarak aslında sonrasında ben talebimi nerelere yönlendirmeliyim? Sonrasında işte hangi fabrikalarımda üretmeliyime kadar gidiyor. Ama forecasting kısmı bizim için en önemli kısımdı. Dolayısıyla buradan başladık. Çözümü de geliştirirken aslında büyük problemleri küçük parçalara ayırıp onları çözüp sonra bir sonraki aşamaya geçecek şekilde tasarladık. İlk aşamamız işte pazarın tahmin edilmesi. Sonrasında bu pazar tahmin edildikten sonra da çok granüler seviyede bu tahminlerin aslında bölünmesi anlamına geliyor. Şimdi forecasting algoritmasına baktığımızda çok aslında fazla parametreyi içerisinde barındırıyor. Çünkü sezonluk etkiler var. İşimiz sezonsal bir iş. Onun dışında özel etkinliklerin olduğu durumlarda talep etkileniyor. Ve bizde kanal çok önemli ve özellikle COVID'den dolayı da kanal dağılımları epey etkilenmiş durumda. Bunları da sense edebilecek bir model çalıştık. Şu anda yaklaşık olarak 100.000'in üzerinde zaman serisini tahminleyen bir modelimiz var. Tabii tek bir modelin bütün her şeyi çok iyi bir şekilde tahmin etmesi güç olacağı için bizim daha granüler seviyeye indikçe oralarda yaptığımız fixler de bunun içerisinde barındırıyor. Mesela ne olabilir? Bir bayinin kapanıp diğer bayinin orayı devralıyor olması, yepyeni bir bayi oluyor olması zaman serilerinde kopukluk yaratıyor. Bu kopuklukları aslında data mappingle ortadan kaldırıyoruz. Onun dışında yepyeni bir ürünün lansmanı olduğunda farklı çözümler uygulanıyor. Pazar tahminlendikten sonra da bizim aslında içeride
bunu nasıl dağıtacağımız kısmı var ki buraya işte selling conversion dediğimiz kısım burası. Selling'e çeviriyoruz bizim sellout forecast'imizi. Sonrasında bir diğer önemli faktör de forecasting tarafında ele aldığımız kampanyalara özel üretimlerin de planlanması gerekiyor veya müşterilerimizin istediği, özellikle discounter kanalında müşterilerimizin istediği paletli üretimler var. Bunların planlamaları yapılıyor. Daha sonrasında bunlar fabrikalara talep olarak gönderiliyor. Şimdi burada yani yaptığımız çalışmaların aslında en büyük katkısı birincisi çok hızlı planlama yapabiliyor olmayı aslında sağladı. Daha önce işte yani insan eforuyla 2-3 günde yapılabilecek planlamalar şu anda yani saatler seviyesine inmiş durumda ve bir önemli kısmı da yani yaptığınız planlamadan sonra gerçekleşen iş hayatındaki değişkenleri hemen tekrardan şeye etkileyebiliyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Planlamanızın içine ekleyip tekrar rol edebiliyorsunuz bu tahminleri. Bir diğer önemli ayrım da bizim için forecast'in aslında granülaritesini biz çok daha aşağı seviyelere çekmiş durumdayız. Yani şu anda kanal seviyesinde, distribütör seviyesinde işte her SKU'nun müşteri tipine özel tahminleri çalışılıyor. Bu anlamda bizim için çok önemli bir algoritma. Bir de bu talepler fabrikalar için aslında fabrikaların hinterlandları için planlandıktan sonra kapasite planlaması. Yani bu talep geliyor ama ben bu kapasitemi özellikle yani ülkenin genelindeki fabrikalarda nasıl dağıtarak aslında üretimimi en optimal hale getirebilirim? Bu da başka bir problemdi. Burada da optimizasyon algoritmasını geliştirdik. Biraz kapasite planlama probleminden bahsetmek istiyorum. Türkiye genelinde bizim 10 fabrikamız var ve yanılmıyorsam 26 hattımız var. Ama her hatta her ürün üretilmiyor. İşte bazı ürünler de bazı fabrikalarda üretilmiyor gibi kısıtlarımız var. Bazı ürünlerde birden farklı hatlarda üretilebilir ama bu hatların da üretim hızları farklı olabiliyor. Yani bir hat işte atıyorum saatte 10 bin kasa üretirken başka bir hat 8 bin veya 20 bin üretebiliyor. Bunlar bizim değişkenlerimiz. Onun dışında fabrikaların minimum ve maksimum envanter seviyelerinde korumamız gerekiyor. Çünkü yeter yani kısıtlı kapasitemiz var stoklama anlamında. Bir diğer konu da ham madde tedariğine bağlanıyor aslında. En erken ne zaman üretebilirim ve en geç ne zaman üretmeliyim? Ham maddenin gelişiyle çok alakalı bunlar. Bu değişkenlerimiz var ve onun dışında da geliştirdiğimiz optimizasyon modeli şu anda planlayıcılara bir senaryo çalışma imkanı veriyor. Yani talebi karşılamak için daha çok fabrikalar arası transfer mi yapmalıyım? Yoksa bazı fabrikalarda overtime yaparak, fazla mesai yaparak bu açığı kapatmalı mıyım? Hangisi daha optimal? Bunların kararlarını verebilmek için yardımcı oluyor geliştirdiğimiz optimizasyon çözümü. Bu da yine aynı zamanda çıktılarına baktığımızda planlama süreçlerini çok kısalttı. Şu an biz projeyi geliştirmeye başladığımızda işte arkadaşlarımızın 3-4 saatte yaptığı planlamaları şu anda 5 dakika zannedersem ortalaması 5 dakika içerisinde çözüm alabiliyorlar, sonuca bakabiliyorlar. Sonra gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra başka bir senaryo çalışabiliyorlar. Hangisinin daha iyi olacağını veya o haftanın dinamiklerine hangisi daha uygunsa o planla ilerlemeyi seçebiliyorlar. Böyle bir katkısı oldu optimizasyon çözümümüzün. Onun dışında tabii bu optimizasyonu yaparken üretim planlamada Ebru varlıkların en verimli şekilde kullanmasına hizmet etmesi gerekiyor diye belirtmişti. Burada da bizim hatlarımız çok önemli. Bizim ürettiğimiz ürünlerin bir sonraki ürün üretilirken arada bir changeover dediğimiz hattın
parametrelerinin veya işte oradaki setup'ın değiştirilmesine neden olan bir süre kayıplarımız var. Dolayısıyla da üretilecek ürünleri arka arkaya sıralarken hatta aslında maksimum üretim zamanını verecek. Bu işte changeover zamanlarını da minimize edecek bir yaklaşım söz konusu. Ve dolayısıyla da aslında hatların verimliliğini artırmaya yönelik bir çalışma diye özetleyebilirim. Sorusu olan varsa alabilirim bu arada. Şöyle bir soru gelmiş Tufan Bey. Hı. Üretim prosesindeki değişkenlik için model kullanıyor musunuz yoksa kural bazlı sistemler mi kullanıyorsunuz? Bu tam anlattığım işte yani üretim optimizasyonuna yönelik bir optimizasyon modeli. Burada bir kural yok. Burada tamamen kullanıcılara sağladığımız çeşitli parametreler var. O parametreleri aslında değiştirerek senaryo çalışabiliyorlar. Yani tam anlamıyla bir optimizasyon çözümü. Amacımız da zaten kural bazlı çözümleri aslında optimizasyon modellerine dönüştürmek. Bu Digital Link projesi kapsamında. Çünkü orada kural bazlı yaklaşımda iki tane şey oluyor. Birincisi yani bir kuralı uyguladıktan sonra öbür kurala geçmek gerçekten optimal olanı olmayabiliyor. Buradan biraz daha aslında detaylandırabilirim eğer başka soru yoksa. Başka şimdilik soru yok. Tamam. Dediğim gibi kural koyarak zaten işletilebilir bir algoritma geliştirilebilir ama koyduğunuz kurallar her durumda optimal olamayabiliyor. Buradaki amacımız da zaten bizim mümkün mertebe optimale en yakın sonuçları alabilecek ama bu programı kullanan kullanıcıların parametrelerini değiştirerek tekrardan aslında daha iyisini, daha iyi çözümü buldurmak üzerine odaklanmış bir çözüm. Onlara hız katıyoruz. Hızla farklı senaryoları çalışmalarına ve farklı senaryolarla daha iyi çözümler planlamalarına neden oluyor. Bizim Türkiye için başlattığımız bir çalışma yakın zamanda bütün ülkelerimize de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye için baktığımızda 10 fabrika 59 hat ve 250 ürün için önümüzdeki 4 haftayı planlayan ve buna yönelik projeksiyon çıkaran bir çözüm. Yani şu ana kadar aslında tecrübe ettiğimiz yani %90'ın üzerindeki case'imiz optimal sonuçlarla sonuçlanıyor. Dediğim gibi 5 dakikanın altında sürüyor. Ve optimizasyon hedeflerine baktığımızda da işte maksimum utilization en büyük aslında hedeflerimizden bir tanesi. Onun dışında minimum shortage, böyle özetleyebilirim. Tabii shortage dediğimiz hani talebi karşılayamama noktasında bir fabrikadan diğerine de transfer maliyetlerine de eğer katlanılması gerekiyorsa optimizasyon modeli buna da dikkat ediyor. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa başka soru onları da alabilirim. Çok teşekkürler. Şöyle bir soru geldi. Özellikle ürünün kalitesini tahmin edip takip eden modeller kullanıyor musunuz? Yani ürün kalitesi anlamında model var mı diye soru geldi. Var aslında. Hani yapay zeka olarak çok farklı çalışmalar yürütüyoruz. Biz de görüntü işleme teknolojilerinden faydalanıyoruz. Orada hatları izleyerek aslında hatalı üretimleri tespit eden bir çalışmamız da var. Şu an pilot çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu doğrudan aslında ürünün aslında kalitesini veya daha doğrusu müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırıcı yönde bir çalışma olacak. Çok teşekkür ederim Tufan Bey, Ebru Hanım sunumunuz için, açıklamalarınız için. Bir sonraki sunumu Kaan Bey yapacak. Yapay teknoloji ve yapay zeka uygulamalarını aktaracak. Kaan Bey, uygunsa ekran paylaşabilirsiniz. Merhabalar. Şu an sunumu görüyor olmanız lazım ama. Evet, şu anda görebiliyoruz. Evet, ben Kaan Doğan. Advantech Türkiye'de IoT Key Account Manager'i olarak çalışıyorum. Ve son yaklaşık bir 6 aydır da özellikle Advantech'in yapay zeka donanım çözümleriyle ilgili iş geliştiriyorum. İsterseniz sunuma şöyle başlayalım. Bugün nelerden bahsedeceğim?
Öncelikle yapay zekanın kullanım alanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Her ne kadar panelistler konuya çok hakim olsa da belki izleyiciler arasında merak edenler olabilir. Sonrasında da üretimde yapay zeka çözümleri, Advantech'in AI donanım çözümleri ve Advantech JSON ürün ailesi hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yapay zekanın basit bir tanımını yaparsak aslında insan zekasını taklit eden ve sahadan topladığı bilgileri sentezleyerek, bunları yorumlayarak sonuçlar çıkaran sistem ve makinelerin bütününe diyebiliriz. Günlük hayatta bunları nerelerde görebiliyoruz? İşte sohbet botları müşterilerin sorunlarıyla daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayabiliyor ya da bugün benim de özellikle değineceğim üretim bantlarında, üretim ortamında kalite ve verimliliği arttırma konusunda biz yardım alabiliyoruz yapay zekadan. Güvenlik ihlalleri, davranış analizi, bunların erken tespitiyle bazı olayların öncesinde tespit edilmesi ve müdahale edilmesi. Akıllı şehir yönetimi, trafik, afet ve risk yönetimi en yaygın kullanıldığı alanlar. Tarımda da yine çok fazla sayıda olmasa da ürün sayımı, hasat çözümleri gibi açıkçası daha bakir bir alan tarım ve tarımda da yapay zeka uygulamalarının arttığını görüyoruz. Ve tabii her geçen gün yeni yeni keşfedilen uygulama alanlarıyla karşılaşıyoruz. Üretimde yapay zeka çözümlerini biraz daha detaylandırmak gerekirse, görselde gördüğünüz uygulamayı daha detaylı anlatacağım bir sonraki slaytta. Ürünün kalite kontrolünde, görsel kontrolünde de yapay zekadan yararlanıyoruz. Yine yarı mamül transfer süreçlerinde, AGV'lerin sekve idaresinde yapay zekadan yararlanıyoruz. Ve lojistik ve depolamada da optimizasyon konularında yine yapay zekaya başvurabiliyoruz. Yani bununla ilgili uygulamalar şu an geliştiriliyor ve görüyoruz. Yine bakım konusunda da bir fabrika için kestirimci bakım çok önemli. Çünkü duruşlar kabul edilemez sonuçlara neden olabiliyor. Dolayısıyla da kestirimci bakım ile duruşların engellenmesinde de yapay zekadan yararlanılabiliyor. Ve yine bir başka uygulama, bunu da daha detaylandıracağım az sonra. Üretimde de insan verimliliğinin izlenmesi ve bunun optimize edilmesiyle ilgili de Advantech'in bazı çözümleri var. Öncelikle şunu belirteyim. Advantech bir yazılım şirketi değil, bir donanım şirketi. Biz sonraki slaytlarda ürünleri hakkında daha çok bilgi vereceğim ve Advantech ile ilgili de bilgiler vereceğim ama uygulamaları biraz daha öne almak istedim. Bu uygulamada Advantech Tayvan'da gerçekleştirdi bu merkezimizde. Kumaş üretiminde AI modelleri ve robotik uygulamaların beraber kullanılması ile herhangi bir kumaştaki kusurun bazı firelerin önceden daha doğrusu hızlı akan bir bantta saniyede metrelerce hızla giden bir bantta hatta bu kusurların algılanması ve bunun robotik kollarla bir şekilde müdahale edilmesi veya o kısmın tamamen dışarıya, skartaya ayrılması şeklinde bir uygulama bu. Bu uygulamada MiG 770 serisi bir yönetim management controller kullanıldı ve bu aynı zamanda kameralardan gelen görüntüleri ham datayı işleyerek arka plandaki MiG 730 AI ürünlerimize aktarıyor. Edge AI dediğimiz ürünlerimize aktarıyor ve buradaki GPU gücüyle birlikte çıkarım yapılıyor ve çıkan sonuçlar gene MiG 770 ile paylaşılarak robotik kontroller bir şekilde kontrol edilebiliyor. Tamamen yapay zekadan yararlanarak gerçekleştirilmiş bir uygulama bu. Yine bir başka uygulamamız, üretimde dar boğazların tespiti aslında tam olarak AI tabanlı insan faktörü bilgi toplama sistemi diye Türkçeleştirebileceğimiz bir sistem. Bu 5 büyük elektronik kart üreticisi şu an bu sistemi kullanıyor. Yine Advantech'in Tayvan'da bir yazılım şirketiyle beraber geliştirdiği bir çözüm bu. Bunda bir training server'ımız var. Sky 6400, 4 GPU'ya sahip. Yine bir başka Sky server daha kullanılmış. Tabii MiG 730 AI'lar operatörleri izleyen kameralardan gelen görüntüleri bir şekilde analiz ederek nerelerde işin tıkandığı
Ve geriye yönelik de bunlar incelenebilecek şekilde bunların analizini yapıp örnekleme yaparak training server bunları modelliyor. Bu doğrultuda bazı çıkarımlar yapıyor. Ve size nerelerde iyileştirmelerin olması gerektiği konusunda da bunu raporlayabiliyor. Bu sisteme geçtikten sonra da saat başına üretim adetlerinde 2 ayda %5'lik bir artış sağlandı. Yani tamamen aslında her ne kadar üretimde pek çok alanda robotlardan yararlanıyor olsak da yine de bazı ince işçiliklerde özellikle elektronik kart üretiminde hala insanlardan yararlanmamız gerekiyor. Bu modelde de yani bu uygulamada da böyle bir çözümü var. Açıkçası Advantech'in diğer işte safety işte ya da akıllı şehir smart city gibi konularda da pek çok uygulaması var ama bu sunum içerisinde ben özellikle üretimle ilgili olanları size sunmak istedim. Advantech'ten de kısa bahsetmek gerekirse tamamen daha akıllı bir gezegeni olanaklı kılmak mottosuyla yola çıkıyor ve 2019 itibariyle 1.7 milyar dolarlık bir revenue'ye sahip, gelire sahip ve dünya çapında 8300 çalışanı olan özellikle Endüstri 4.0, Endüstri IoT, Embedded Computing, Smart City gibi alanlarda faaliyet gösteren Tayvan menşeli bir şirket ve kilometre taşlarına bakarsak 1983 yılında kuruluyor. 1999 yılında borsaya açılıyor. 2010 yılında gezegeni akıllı kılmak mottosuyla yoluna devam ediyor. Ve 2013'te 1 milyar dolara revenue ulaşıyor. 2014 yılında da iki IoT kampüsünü açıyor Linkou ve Kunshan'da. 2015'te WisePass Cloud platformunu anons ediyor. Ve bununla ilgili uygulamaları da geliştiricilerle beraber 2019 yılında kendi marketplace'ini açıyor. Ve şu anda da 2 milyar dolar gibi bir 2 milyar dolar hedefine ulaşmak için bir şekilde çalışıyoruz ve o hedefe de hızlı adımlarla ilerliyoruz. 3 üretim sahası var dünyada, 27 ülkede faaliyet gösteren bir şirket. Buradaki Türkiye'deki ekipte yaklaşık 20-25 kişilik bir ekibiz burada. Ama tabii Tayvan'dan da sürekli destek alabiliyoruz. Şimdi biraz Advantech Jetson ürün ailesinden ben bahsetmek istiyorum. Artık AI'yı, yani yapay zekayı tamamen edge'e getirmiş durumdayız. Yani direkt sahada şu gördüğünüz ufak modüler box'larla bunların içerisinde Nvidia Jetson platformunun GPU'ları var. Ve direkt sahada yapay zeka uygulamalarınızı geliştirebileceğiniz bilgisayarları üretebiliyoruz. Tamamen Nvidia ile beraber işbirliği içerisinde geliştirdiğimiz ürünler. Biraz ürün kodlamasına bakarsak hani konuşan kod sistemi diye bir tabir vardır. Bizde de bu sistemi kullanıyoruz. MIC-7 standart olarak geliyor ve ilk sayıdan itibaren işte form faktörü bir sonraki slide'da belirteceğim ne olduğunu. Nano form faktörüne mi sahip, TX mi yoksa Exavier form faktörüne mi sahip ya da işte 5 ondan sonraki rakamda da giriş seviyesi bir ürün mü, endüstriyel bir ürün mü yoksa heavy duty bir ürün mü, NVR mı onu anlayabiliyoruz. Son taraftaki NX yazan kısımda da buralarda da kullanılan Nvidia modülünü çok rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ürün kodundan. Burada da aslında ürün yol haritasını ben göstermek istiyorum sizlere. MIC 700 serisi, 710 serisi aslında ilk giriş seviyesi. Eğer çok basit bir uygulamanız varsa, çok fazla GPU gücüne ihtiyacınız yoksa Jetson Nano'larla bunu sağlayabiliyoruz. Hazır paket bir çözüm ve uygulamanızı bunların içerisinde geliştirebiliyorsunuz. Ya da daha üst düzey bir ürün istiyorsanız tabii MIC 730'lar, AGX, Exavier gibi ürünleri de sağlayabiliyoruz size. Yakın zamanda da MIC 715 daha heavy duty, işte metrik 12 konektörlere sahip, son derece daha zorlu şartlarda AI yapabileceğiniz bir ürünü de yakın zamanda çıkartacak Advantech. Burada uygulama bazlı bir gruplama yapılmış ama tabii bu must değil, onu belirteyim. Yani burada manufacturing, trafik izleme ya da işte tarım uygulamalarında kullanılabildiğini söylüyor ama tabii sizin ihtiyacınız olan GPU'ya göre bunlar özelleşebiliyor.
Tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre biz bunu belirliyoruz. Ve burada da aslında Nvidia ekosisteminde kullanılan buradaki GPU'ları görüyorsunuz. MIG 700 serisinde, 710 serisinde daha ufak, yani Jetson Nano, Jetson TX2 NX, Jetson Xavier NX kullanabilirken, eğer çok daha yüksek işlemci gücüne sahip GPU gücü istiyorsanız, o zaman da MIG 730 serisi AGX Xavier'leri verebiliyoruz. Burada yine uygulama bazlı bir çözümleme yapılmış bu slaytta. Tabii güvenlik, human counting ya da işte tarımsal uygulamalarda da bunları kullanabiliyoruz. MIG 710 serisini yine önerebiliyoruz. Bu daha giriş seviyesi, Light Edge AI sistem diye geçiyor. Daha eğer çok fazla işlem gücü gerekmiyorsa bu ürünleri, yani Light Edge AI sistemi kullanabilirsiniz. Hani bu ürünlere de daha detaylı bakmak gerekirse, yine dijital IO'lara sahip, tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre MIG 710'larda IDOR denen bir slot bulunuyor. Bu slota da sizin eğer uygulamanız diğer haberleşme, endüstriyel haberleşme hatları, CANopen, CANBus, Profinet gibi buralara ayrı modüller koyarak onlarla da haberleşmesini sağlayabiliyoruz. Yine seri haberleşmeye de sahip. Daha üst düzey bir işlemci istiyorsanız, GPU istiyorsanız onda da yine MIG 710 AIX'i önerebiliyoruz. Bunda da yine dijital IO'lar var. Çok detaylı inmek istemiyorum çünkü çok da fazla vaktimin kalmadığını düşünüyorum. Ama hani eğer ki bir projeniz varsa bunlarla ilgili genelde sistem entegratörleriyle çalışıyoruz ama size de bize ulaşmanız durumunda yardımcı olmaktan keyif alırız, mutlu oluruz. Yine MIG 730 AI serisi çok daha güçlü işlem yeteneğine sahip. Özellikle otomatik optik algılama, inspection konularında da MIG 730 AI serisi istediğiniz performansı size sağlayabiliyor. Burada bunun speklerini görebiliyorsunuz. AGX Xavier GPU bulunuyor Nvidia'nın. Oldukça güçlü bir GPU'ya sahip ve oldukça güçlü bir cihaz. Bununla ilgili de özellikle fansız olduğu için de endüstriyel ürünler bunlar. Herhangi bir kendi heatsinkleri üzerinden soğutmayı sağlayabiliyor. Bunun dışında da AI NVR tarzı özellikle lojistik depolama konularında uygulamalar geliştiriyorsanız ya da Smart City, onlarda tabii daha PoE çıkışlı, yani 8 kamerayı bağlayabileceğiniz daha NVR tipi ürünleri kullanmak zorundasınız. Onlar için de ayrıca çözümlerimiz mevcut. Yine MIG 730 IVA Xavier işlemci GPU'ya sahip bir başka ürünümüz. Size istediğiniz performansı uygulamanızda sağlayabilecektir. MIG 715'ten bahsetmiştim. Özellikle heavy duty ortamlar için Metricon 2 konnektörlere sahip. Yine lojistik depolamayla ilgili de kullandığınızda AGV kontrolünde de kullanabileceğiniz, dış ortamların daha zorlu koşullarda kullanabileceğiniz bir ürün. Bunun da speklerine gelirsek yine M2 yeni nesil storage'ları destekleyebiliyor. Özellikle bunda yanılmıyorsam kendi üstünde CANBus portu da var. Burada farklı olarak onu söyleyebilirim size. Burada da aslında tüm Advantech MIG Jetson ürün ailesinin aslında bir karşılaştırma tablosunu görebilirsiniz. Tamamen biz de aslında bu tablolardan yararlanarak ürün seçiminde bulunuyoruz size. Benim sunumum bu kadar. Çok teşekkürler. Ve TRAI ailesine de bu etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz Kaan Bey. Şöyle bir soru geldi, hemen hızlıca yönlendireyim. Kumaş tabii. Üzerinde oluşan hatanın kök sebebini de tespit edebiliyor musunuz? Böyle bir ihtiyaç oluyor mu diye bir soru geldi. Şimdi bu uygulamayı aslında Advantech Taiwan geliştirdiği için ve biz uygulamayı yapan kişi biz değiliz. Biz sadece donanım desteği verdiğimiz için çok detaylı bilemiyoruz. Ama bize ulaşırlarsa eğer daha teknik spekleri paylaşabiliriz. Hatta bu uygulamayı gerçekleştiren sistem entegratörüyle kendilerini görüştürebiliriz.
Açıkçası bizim de Türkiye'de bu tarz sistem entegratörleri arayışımız var. Onu da söylemiş olayım ben böylece. Çünkü bizde gerçekten iyi donanımlar var. Bunları açıkçası uygulamaya dönüştürebilecek yazılım şirketleriyle görüşmek istiyoruz. Bunlarla partnerlik kurmak istiyoruz. Yine zaten bu söylediğinize yakın bir yorum daha geldi. Sanırım onlar sizinle iletişime geçerler. Daha ayrıntılı bir görüşme imkanımız olur. Teşekkürler. Şimdi ben de çok teşekkür ederim sunumunuz için. Bir sonraki sunumu Hüseyin Bey yapacak. Hüseyin Bey bize bulut çözümlerin üretimde ve enerjide sürekliliği etkisini anlatacak. Eğer müsaitse ekranını paylaşabilirse sunuma başlayabiliriz. Herkese merhaba. Provayı da yapamadık Betül. Şimdi hayırlısıyla canlı yayında prova yapacağız. Hep beraber. Ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, görebiliyoruz. Oldu o zaman. Evet, herkese iyi akşamlar. Organizasyon için baştan ben teşekkür edeyim. Can, Betül ve genel olarak TRI topluluğuna. Şu ana kadar yapılan sunumların belli bir kısmını dinleyebildim. Borusan'daki arkadaşın sunumlarından itibaren dinleyebildim. Aslında benim anlatacaklarım, hani bu sistemlerin şu ana kadar endüstri tarafında uygulanmış olanların bir kısımlarının örnekleri zaten verildi. Ben zaten izlerken benzer örnekleri çıkardım şeylerden, sayfalardan. Buradaki aslında amacımız şu, son donanımla alakalı, uç noktalardaki donanımla alakalı çözümleri anlatan arkadaşın hikayesiyle aslında birleşiyor bu. Çünkü bulut çözümleri uç noktalara götürebildiğiniz veya uç noktaların karar verme sürecinde minimum buluta ihtiyaç duyabildiği ve olabildiğince kendi içlerinde karar vermeyi sağlayabildikleri durumda aslında bütün sistem çalışabilir duruma gelecek. Şimdi bugünkü etkinliğin teması olan üretim ve enerjide yapay zekayı nasıl kullanırız? Biz de bunu hani yapay zeka dediğimiz şeyi işte uç noktalarda donanımla ya da işte kullanacağınız entegre çözümlerle sağlamak. Ama bunun hepsinin merkezde sonuçta bu karar verme sistemlerinin kararları üreten ve bu karar içinde içgörüyü oluşturmak üzere verilerin toplandığı sistemleri nerelerde barındırırız? Biz bunu bulutta yaparsak bize ne gibi faydaları olur? Bunu üretim ve enerji özelinde birkaç örnekle aslında aktarmaya çalışacağım. Adım Hüseyin Bilgen. Glasshouse'da SAP iş biriminin yöneticisi olarak çalışıyorum. Hani Glasshouse olarak bizler neler yapıyoruz da hani bu konu bizimle ilgili, ondan kısaca bahsedeyim. Glasshouse olarak aslında biz kurumların ister kendi veri merkezlerinde ve uç noktalarında uçtan uca altyapı çözümleri, bulut ya da veri merkezi altyapı çözümleri sağlayan bir şirketiz. Bunun haricinde kendi veri merkezinde barındırmak istemeyen ve çözümlerini bulutta kullandığı kadar ödeyen, ödeme modeliyle çalıştırmak isteyen ve gerekli olduğu zamanlarda bunun aslında ölçeklenebilmesini hızlıca sağlayabilecek olan bir altyapıya sahip olan bir şirketiz. Biz bunu hem Türkiye'de Tier 4 sertifikasına sahip bir veri merkezinde yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de bildiğiniz gibi hani regülasyonlardan dolayı ya da tabi oldukları kanunlardan dolayı yurt dışında verisini tutamayan şirketler için bu hizmetleri bir şekilde onlara en yakın noktaya ama onların yönetmeyeceği, onların hizmet olarak alabileceği bir elektrik ve su gibi bir modelle sunmaya çalışıyoruz. Bunun için Türkiye'de iki tane veri merkezinden yedekli bir şekilde altyapı hizmeti sunuyoruz. Yurt dışı ve bu tür özellikle bilişsel hizmetleri de stratejik iş ortağımız Microsoft'un Azure platformundan veriyoruz. Yani Azure'da çalışan müşterilerimiz de var. Bütün altyapısını Azure'da barındıran yurt içi ve yurt dışında müşterilerimiz de var. Sadece belli hizmetleri oradan kullanıp regülasyon gereği verisinin büyük bir çoğunluğunu kendi merkezinde ya da bizden hizmet olarak almak isteyen müşterilere de çözümler sunuyoruz. SAP iş ortağı olmamızdan dolayı da hani hem bu bulut ve bu bahsettiğimiz teknolojiler, üretim ve enerjiye özel hizmetler ve ürünlere
proje desteği vermek, hem de müşterilere bulundukları her ortamda altyapılarına destek vermek üzere hizmetler sunuyoruz. Şimdi bunu kısaca hani kim olarak konuştuğumu bilesiniz diye kısaca bundan bahsetmek istedim. Şimdi aslında bütün hikaye şundan başlıyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar herkes Forbes'ın, ne bileyim HBR'ın, Gartner'ın raporlarına bakarak hep şunu söylüyordu. Ya işte dijitalleşmemiz lazım, dijital dönüşüm yapmamız lazım. Çünkü işte beklenmedik iş yükleri, işte çağın şartlarının değişmesi, işte kesintiye uğratan teknolojiler, işte Airbnb gibi, ne bileyim Uber gibi teknolojiler gelip sizi mahvetmeden önce sizin de dönüşmeniz lazım diyorduk. Biz bunları konuşurken aslında bildiğiniz gibi 2019 yılı itibariyle hepimizin, hani evde oturan çocuktan, doğmamış çocuktan, okula giden çocuktan, işverenden iş yapana kadar her sektördeki şirketi ve insanı farklı farklı şekillerde etkiledi. Şimdi bu tabii doğal olarak şeyi de değiştirdi. Hani birçok şirkette şeklen değişmiş oldu. Üretim yapan şirketler tedarik zincirini kendisi kurmaya başladı. Tedarik zincirini yöneten ve dağıtım yapan şirketler perakendeye girmeye başladı. Çünkü piyasa o kadar çok talepkar ki, bilmiyorum geçenlerde yayınlanan TÜPSİAD'ın raporlarını gördünüz mü? Yaklaşık %45 e-ticaret ortamlarında yapılan satışlar artmış ve bu artışın da hani durmayıp devam edeceğini ya da en azından aynı seviyede kalmasını bekliyorlar. Eskiden hiç e-ticaret platformlarında ne bileyim satın alma yapmamış olan yaş gruplarının bu platformlara yöneldiğini, zaten mecburiyetten yönelmek zorunda kaldığını hep beraber gördük. Bu tabii bu dönem üretimin de şeklini değiştirdi. Çünkü yasaklar çıktı, çalışanlar ya da üretime katkıda bulunanlar üretim ortamına gidemediler. Gidenler aynı ortamda bulunup birbirlerinden etkilenmemek için mesafeye riayet etmeye çalıştı. Fakat bu da şeye etki etti. İşte izinler alınması gerekti fabrikaya gitmek için ya da uç noktadaki sistemlerin bakımlarını yapmak için. Biz de veri merkezi yönettiğimiz için bizim de haftalık olarak yenilenen izin kağıtlarımız çıkıyordu. Kişilerin sistemlerde teknik olarak bir arıza olduğu zaman müdahale edilebilmesi için. Ve gördüğümüz en fazla şey de özellikle üretim sektöründe tedarik zincirlerinin yapış iş şeklinin biraz daha eski geleneksel yöntemden esnek yönteme geçmesi. Yani çok enteresan. Geçen gün Garanti Bankası'ndaki kredi kartım hepsi JET tarafından getirildi. Yani benim kanalım şu kargo şirketidir ya da şu dağıtım kanalıdır ya da benim tedariğim şuradan gelir, yurt içinden, yurt dışından gelir. O şekilde çalışmıyor artık. Az önceki üretimle alakalı yapılan optimizasyonlar ve planlamalarda alternatif kanallarında kullanılması gerektiği, dolayısıyla tedarik zincirinin ihtiyaca göre esneyip yani artıp azalabileceği ve çalışılan kaynakların veya kurumların değişebileceği bir şekle geçmek gerekiyor. Şimdi siz yurt dışından aldığınız bir ürünü, işte bir makineyi, üretim için kullandığınız makine için teknik destek istiyorsunuz. Eskiden eline James Bond çantasını alarak gelebilen bir işte Avrupalı ya da Amerikalı bir ya da Çinli bir üretici varken artık işte ülkeye giriş, işte ülkeden çıkış, işte aşı olma, işte PCR testi olma gibi gereksinimlerden dolayı insanlar bu yolculukları yapamaz hale geldiler. Öyle şeyler var ki eskiden yüz yüze yaptığınız, şimdi belli bir kısmını özellikle bilişim dünyasında işte uzaktan eğitimleri, şunu bunu Zoom'a ya da Teams'e taşıdığımız noktada, fakat makinenin üzerindeki desteği verme ile alakalı konular hala bir şekilde oradaymışsınız gibi yapmanız gereken işler halinde. Bunun şeklinin değişmesi gerekiyordu ve bunların hepsine aslında farklı farklı oranlarda bunlar etki etti. Dijital dönüşüm yolculuğuna çok çok uzun zaman önce başlamış, en azından bunu programına almış, hangi önceliklerle yapmayı düşünmüş olan şirketler nispeten daha hazırlardı buna. Fakat hepimiz biliyoruz ki hiçbirimiz hazır değildik aslında. Ve bu bizim hepimizin hem üretimi, hem üretimden etkilenen perakendenin, hem de üretimden etkilenen biz son kullanıcıların hayatını farklı farklı şekillerde etkilemiş oldu. Şimdi insanlar öncelikle bu üretim sektöründe özellikle iş gücünün, yani bu üretimde üretime katkı yapan insan gücünün dönüşümünü sağlamak zorunda kaldılar gördüğünüz gibi. İnsanlara uzaktan çalışma için gerekli olan ama güvenli bir şekilde altyapıyı sağlamak zorunda kaldılar.
uzaktan birbirlerini destekleyen, üreticinin üretim sektöründeki, üretim bandındaki cihazların yerindeymiş gibi bakımını desteklemesi için farklı farklı çözümler oluşturuldu. İşte herkes biliyorsunuz bu Microsoft'un HoloLens'i gibi, işte Google'ın Glass'ı gibi teknolojileri kullanarak aslında uzaktaki destek almak istediğiniz kişi sizi ilgili cihazın karşısına geçirip farklı farklı yöntemlerle şuraya bir odaklan bakayım, oradaki hangi ışık yanıyormuş, bir dakika sağa dön, o kablo niye öyle olmuş, şunu bir tak çıkar bakayım ne oluyor diye uzaktan mobil ortamdan sizin destek istemeniz ve planlamanız üzerine yapılacak olan, sanki uzaktan bir toplantı yapıyormuşsunuz gibi, şu anda yaptığımız gibi aslında, ama bilfiil fabrikadaki üretimdeki cihazın, makinenin önünde artırılmış bir gerçeklikle şunu yap, şunu et diyerek cihazla alakalı destek alıp problemleri çözmeye yardımcı olabileceği bir şekle dönüştü üretim tarafındaki insanların iş yapı şekillerinin bir kısmı. Şimdi biz bulut servisleriyle aslında hani ne dedik? Üretim tarafında tedarik zinciri ağırlıklı olmak üzere üretim tarafında çalıştırdığımız kişilerden, kullandığımız cihazlardan, servislerden, iş yapış şeklimize kadar birçok şey değişti. Bunların bir kısmı zaten halihazırda sahip olduğumuz ne diyelim imkanlarla yapılabilir durumdaydı. Fakat büyük bir kısmı için insanlar yurt dışından ya da yurt içinden bulut hizmetlerle aslında bu işleri daha uzaktan yapılabilir bir şekilde dönüştürmeye başladılar. Bunun için de genelde bilişsel hizmetler, hani kognitif hizmetler dediğimiz hizmetler ağırlıklı olarak kullanılıyor. Deminden yapılan sunumlarda da zaten bunun farklı farklı örneklerini hepimiz görmüş olduk. Ben burada orada geçmedi, en azından benim katıldığım kısımdan itibaren, Ankara'dan geliyordum kusura bakmayın, yağmurdan dolayı da geç kalmış oldum. Katıldığım kısımdan itibaren geçerli gördüklerimde değinilmemiş olan örneklerden biraz bahsediyor olacağım. Buradaki bilişsel hizmetler farklı farklı şekillerde hem üretim sektöründe hem de enerji sektöründe ne şekillerde kullanılmış, onlardan bahsediyor olacağız. Zaten konunun uzmanı olan müşterilerimiz tarafındaki, şirketler tarafındaki, yani bizzat üretimi ve enerjiyi üreten ve satan ve yöneten şirketler tarafında zaten bunlar daha iyi biliniyor. Ben hani değinilmemiş örneklerden bahsediyor olacağım. Şimdi uzakta olduğumuz için eskiden ofise ne güzel bütün kargolarımızı, Trendyol kargolarımızı söylüyorduk. Ve bunlar kapıdaki Ayşe abla, Satı abla ya da Duran abi tarafından bir şekilde içeriye alınıyordu. Şimdi biz uzaktayız, eve kargo geliyor ya da şirkete faturalar geliyor. İşte alış faturaları, satış faturaları, iadeleri ya da işte matbu belgeler, sözleşmeler geliyor. Bunların bir şekilde sistemde biz uzaktayken de şirkette ne yapılabiliyor? Yönetilebiliyor olması gerekiyor. Bunun için sizin bu belgelerin yüklenebileceği, bu belgelere yüklemeyle alakalı, bunların tanımlamayla alakalı, çünkü yüklediğiniz belge bir atıyorum bir resim olabilir. İşte sol tarafta gördüğünüz bir fiş tanıma uygulaması şeklinde olabilir. Aras Kargo'dan gelen bir kargonun barkod kodunu okuyup bunun muhatabı kimdir, nereden geldi, niye geldi, bunu sistem otomatik olarak kaydetmek üzere bir uygulama yapmış olabilirsiniz. Veyahut da herkes uzakta ama bir şekilde ofise gelmeleri yasak ama insanların uzaktan da olsa, biz mesela satış şirketiyiz ve uzaktan da olsa müşterilerimize bir şekilde izinler olduğu durumlarda, günlerde kullanıyoruz. Yaptık, gittik, beraber bir şeyler yedik, içtik. Bunun masrafını bir şekilde benim WhatsApp'tan resim olarak göndermek yerine, hani orada kaç kalemdi, bunun hangisi masrafa dahildi, kanunen kabul ediliyordu, edilmiyordu. Bunların hepsini otomatik olarak tanıyan tarayıcı, hani OCR'li yapabilecek olan hizmetler kullanmam gerekiyor ki insanlar minimum yorulsun. Ofiste olmayıp ofisteki işleri yürütecek olan insanlar minimum yorulsunlar ve işlerini yapabilsinler. İşte form tanıma sistemi, bize gelen faturayı herkes tabii ki SAP'den web servis olarak ya da elektronik fatura olarak göndermiyor. İrsaliye faturasını bu şekilde göndermiyor. Onun kapsamı bütün şirketleri, şahıs şirketlerine kapsayana kadar da göndermeyecekler. Bunlar olana kadar bu işlerin ne kadar otomatize edersek o kadar az ofise gitmek zorunda kalırız ve o kadar aslında uzaktan işlerimizi yapabilir hale geliriz. Yani her şeyin elektronik fatura, elektronik irsali olduğu gün bunlara minimum veya hiç gerek kalmayacak. Ama o güne kadar
Tahmin edersiniz ki bu işleri yapmak üzere birileri ofise gitmek zorunda. İşte bu gidişleri azaltmak, böylece hibrit çalışma modelinde insanları üzmeden bu işleri yapabiliyor olmak önemli. Bunun için bulut hizmetlerin bize sağladığı bu kognitif servislerden faydalanabiliriz. Şimdi devam edelim. Bu bir örnek. İşte perakende sektöründeki hızlı tüketim ürünleri olan sebze ve meyvenin ne kadar dolu olduğu, buraya sevkiyatın gerekip gerekmediği, otomatik bir siparişin üretilmemesi için ya Mahmut abi buraları ara ara gezebilir ya da böyle kullanabileceğiniz kamera ve görüntü tarama ve tanımlama sistemleriyle biraz da yapay zekayı kullanarak siz aslında rafların boşalıp boşalmadığını, boşaldığı zaman otomatik olarak bunlarla ilgili siparişleri ve tedarik zincirinin işleme sokulmasını sağlayabilirsiniz. Bu da yine üretimin sonucu olan perakendedeki satış sürecinde akıllı stok yönetmeyle alakalı bir örnek. Bunların hepsi gerçek hayatta, gerçek şirketlerde kullanılan örnekler. Hani o örneklerden derlenmiş olan bir aslında sunum seti bu. Bu da üretim tarafındaki yine hani yerinde üretimde destek olması gereken kişilerin güvenliğini sağlamak üzere yine kognitif servislerin sağladığı güvenlikle alakalı bir örnek. Gördüğünüz gibi hani güvenli bir şekilde yönetilmesi gereken, güvenli bir şekilde yaklaşılması gereken üretim bandında bir risk gördükleri zaman bununla alakalı uyarıları yapan bir sistem kurulabilir görüntü işlemeyi kullanarak. Bunun haricinde yine sentiment analizi yapmak üzere şirketler bu pandemi sürecinde tedarik zincirlerinden kaynaklanan son kullanıcılarını ve müşterilerini mutsuz etmeyle alakalı noktalara gelebilirler. Bunlara zamanında müdahale etmek için işte gittik mağazaya yine salatalık yoktu. İşte sipariş verdik 3 gündür gelmiyor. Ne biçim şirket dedikleri bütün her şeyi tarayıp aslında nerede sıkıntı varsa bunu odaklayıp bunu uzaktan da yapıp ve bu verileri otomatik olarak buluttaki sentiment analiz hizmetlerine kullanarak markayla alakalı kötü algıyı zamanında ya da daha erken fark edip müdahale etme şansı yakalayabilirsiniz. Hani uzaktayız, bilmiyorduk, keşke öyle olmasaydı demek yerine insanlar neden, ne taraftan şikayet ediyorlar? Bunları yakalamak aslında insanların bu söylemleri yaptıkları, ekşi sözlük gibi, sosyal medya gibi ortamları izlemekle ve dinlemekle ve bunları otomatik yapmakla, hani 10 tane bot ordusu kurmak yerine bunları bulutta taramayla yapmak mümkün. Birkaç tane de örnek şeyden vermek istiyorum. Enerji tarafında hem kendi yaptığımız hem de farklı iş ortaklarının yurt içinden ve yurt dışından enerji tarafında bu bilişsel hizmetleri kullanarak yaptıkları enerji çözümlerinden bahsedeceğim. Anons yönetim sistemi, bu bizim enerji tarafındaki çağrı merkezlerinde planlı yapılan kesintilerin ya da plansız kesintilerin çağrı merkezini arayan müşteriler tarafından dinlenebilmesi ve buna göre plan yapabilmeleri için ya da ani acil anonsların yapılabilmesi için eskiden hep bir Mahmut abi, Ahmet abi ya da Ayşe abla oturuyormuş telefonun başına. Bu anonsları tek tek okuyormuş bir Excel dosyasından. Her gün bir liste geliyormuş ve bunları okuyormuş. Bunu yapmak yerine biz dedik ki niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz insan bir sayfa okuduğu zaman sayfanın başıyla sonundaki ses tonu düşer. Yani üçüncü sayfaya geçtiğiniz zaman artık hani böyle keşke ben bunu okumasaydım diye düşünürken bir taraftan okursunuz. Ses tonu ve enerji düşer. Biz bunu böyle yapmak yerine bir de Ayşe abla hastalandığı zaman yarısını Fatma abla okuyor. Böyle çok kurumsal kimliğe zedeleyebilecek ya da insanları gülümsetebilecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü bir de hani yöresel kullanılan ağızlardan dolayı farklı farklı okumalar olabilir. Biz bunu engellemek üzere müşterimize dedik ki niye böyle yapıyoruz? Nasılsa kognitif servislerde metinden sese yani text to speech yapabilen motorlar var. Bunlarla bir pilot çalışma yapalım dedik ve bu pilot çalışmayla siz bu metinleri artık bize metin olarak girebileceğiniz bir size anons yönetim portali yazalım. Siz bu portale hangi ilin, hangi ilçesinde, hangi saatler arasında kesinti olacağını seçin ve bunu biz şeye koyalım. Nedir onun adı? Portale koyalım, metni girin ve bu girdiğiniz metni biz otomatik olarak ses dosyasına dönüştürelim. İnsanlar çağrı merkezini aradıkları zaman
günün sonunda otomatik olarak hep aynı ses tonunda, hep aynı sesi dinleyebilsinler. Böylece kurumsal kimliğimiz anlamında, hani metrobüslerdeki duyduğumuz anons gibi hep aynı sesi duyuyoruz. Biz ona hatta metrobüs abla diyorduk zamanında. Aynı ses tonuyla, aynı sesle anonslar yapabilin. Kurumsal kimliğiniz için çok güzel olsun. Biz bunun pilot çalışmasını yaptık ve müşteriler çağrı merkezini aradıkları zaman hep aynı sesi duymayı başladılar. Şu anda hani milyonlarca müşteriye hizmet veren bir çağrı merkezi bu bahsettiğimiz sistemi kullanıyor. Bulut'taki bu kognitif hizmeti kullanıyor. Hani bunun gibi biliyorsunuz enerjide, üretimde kullandığınız işte pervanede kullanıyor olabilirsiniz. İşte güneş paneli de kullanıyor olabilirsiniz. Hidroelektrik santrali de kullanıyor olabilirsiniz. Özellikle bu pandemi sürecinde uzaklardaki bu noktalara gitmek, güvenli bir şekilde gitmek, yan yana çalışmak sıkıntılı olacağı için akıllı varlık yönetimi çözümleri geliştirilmiş durumda. Ne yapıyor bunlar? Koyduğunuz sensörler verilerini bulutlara gönderiyorlar. Ve bulutlardaki siz bu verilerle hem de harita sistemleriyle bunları birleştirerek işte bizim nerelerde pervanelerimiz var, bunlar ne kadar verimli çalışıyor, işte ne kadar rüzgar olmuş, ne kadar enerji üretiyoruz gibi bilgileri aslında merkezde toplayıp sonra bunların üzerinden analitik ürünlerle, analitik raporlarla karar verebilir bir öngörüsel veriler üretebilir hale geliyorsunuz. İşte güneş panellerinde ne olmuş, ne bitmiş, ne kadar sıcaklık vurmuş, hangisi ne kadar ısınmış, ne kadar enerji üretmiş gibi farklı farklı çözümler de var. Bir diğer uygulamada aslında bilgisayarla görüp dronlarla bu uzak noktalardaki ne diyelim enerji üretim santrallerinde ya da pervanelerinde acaba bir problem var mı fiziksel olarak? Yine görme teknolojilerini kullanarak kognitif servislerde buradaki ne diyelim denetimi ve varlık yönetimini yapmak mümkün. Çünkü oraya birisini gönderip oraya çıkması, düşüp ölmesi vesaire yerine dronlarla göndererek aslında hani farklı farklı sektörlerdeki bu işte pervaneyle üretim yapan ya da güneş paneliyle üretim yapan şirketlerin söylediği, biz bunları dronlarla yaptıktan sonra hem bu denetimler ve ne diyelim kontroller hızlandı, hem verimlilik arttı, hem de müdahale daha hızlanmış oldu gibi şeyler söylüyorlar, duyuyorsunuzdur. Teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi hani üretimde ve enerjide bizim kognitif servisleri, bulut servislerini kullanmamız önemli. Ama sadece o servisin orada olması değil, akıllı birilerinin müşterinin ihtiyacını anlayıp aslında bu hizmetlerle arada köprü kurması ve o çözümleri üretmesi, yaşanabilir hale getirmesi gerekiyor. Teşekkür ederim Betül Hanım. Biz de çok teşekkür ederiz. Ben hem size hem de tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. 46. Tren Meetup'un sonuna geldik. Bir sonraki meetup'ımız 28 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve akademi ve yapay zeka konusunu ele alacağız. Üniversitelerde yapay zeka ile ilgili neler yapılıyor? Yapay zeka konusu nasıl ele alınıyor? Biraz bunu konuşacağız. Tekrar ben hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ederim. Maç yerine bizi tercih ettikleri için de ayrıca teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.